Spor'un kanalı Spor TV'den mutlu akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Güreş dünyasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Eren Yazıcıoğlu, sevgili Murat Acar ile birlikte Dünya Güreş Şampiyonası ile ilgili ayrıntıları ele alacağınız program başladı. Murat abi hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Evet, Dünya Güreş Şampiyonası başladı. Greco-Romen'de elde edilen dereceler ve iyi belki başladım. De iyi başladık. Takım halinde de buna çok yakınız sevgili Rıza Kayalp de bunu başarırsa bu akşam gerçekten tam anlamıyla bizim gecemiz olacak. Evet, biz uzun de, zaman sonra evet, belki de Dünya şampiyonu olacak takım halinde Türkiye. Aynen, bu bir ilk olacak ve bizler için de yani öncesinde bu nabzı tutalım dedik seninle evet. Birlikte. Tabii şöyle aynı zamanda şampiyonayı konuşacağız ama şampiyona dışında da biliyorsun orada seçimler vardı. Evet. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği UWF'nin yeni dönemdeki yönetimi oluştu. Aynen öyle. Ve Maria Radika Yakşı yine ülkemiz adına seçimlere girdi, bir kez daha kazandı ve önümüzdeki 6 yıllık dönemde yine dünya güreşini yönetecek yönetim kurulunun içinde ülkemizi sayılı isimlerden biri ve hakkını kazandı. 16 yönetim kurulu üyesi var başkanı saymazsak. Bu 16 kişinin içinde 2 kadın var. Bir tanesi Radika Hanım. O da çok önemli bizim açımızdan. Çok anlamlı. Bir kez daha kendisini tebrik ederiz. Kendisi zaten birazdan yayınımıza bağlanacak. Evet, şimdi arkadaşlarımız hazır diyorlar. Sevgili Radika Maria Yakşı, Güreş Dünyası'nda Spor TV ekranlarında sizlerle birlikte ülkemiz adına UWF'de yani Dünya Güreş Birliği yönetiminde tekrar seçilmiş oldu. Kendisini kutluyoruz ilk dakikalarda. Merhaba diyelim kendisine. Sayın Yakşı, hoş geldiniz bir kez daha Güreş Dünyası'na. Hoş bulduk, merhabalar, evet, iyi yayınlar. Teşekkürler. Pandemi dönemiydi. Sevgili Recep Tosun'la buradaydık. Ben hemen geçmişe bir baktım. 14 Temmuz 2020'de o zaman sizle yine görüşmüştük. Sizlerin görüşlerini almıştık. Türk güreşi özelinde hem minderde hem de aynı zamanda plajda yani sahillerde özellikle o akınla ilgili ayrıntıları da bizlerle birlikte paylaştınız. Tabii 2 senelik bir serüvenin de biraz özetlemenizi bekleyeceğiz ama bizler Murat Ayca ile konuşurken, izleyicilerimizi hatırlatırken tabii ki ana gündem maddemiz Dünya Güreş Şampiyonası. Kadınlarımızdan da gün içinde yine güzel haberler geliyor. Sizler oradasınız, takip ediyorsunuz organizasyonu ve içindesiniz. Murat Ağacı da bahsetti. Belki de Murat abi böyle başlayabiliriz. Yani Dünya Güreş Birliği'nin o toplantısı ve sonrasında tabii sizler bize neler aktarmak istersiniz ve Türk güreşinin yeni dönemdeki halini de nasıl buluyorsunuz? Yani konumuz geniş. Buyurun ilk sözü size verelim. Tabii ki sorularımız da olacak. İlk önce çok sevindim. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Murat'cığım, sana da selamlar. Merhabalar, tekrar tebrikler. Tabii pandemi döneminde biliyorsunuz birazcık bütün spor dünyası zorlanmış doğal olarak. Biz yine de başka sporların, bütün sporların arasında güreş biraz daha erken başladı şampiyonalar. Dünya Kupası organize ettik. Hemen açılır açılmaz pandemi yasakları. Ondan sonra beraber biliyorsunuz plaj güreşi de birinci turu, dünyanın birinci turunu yaptık. Bu sene çok güzel bir organizasyon oldu. Ve aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden değerlendirme komisyonu geldi şeyde Dalyan'da, Sarıgerme'de ve muhtemelen bu komisyonun verecek raporun arkasında Los Angeles Olimpiyatlarında plaj güreşini artık göreceğiz. Oh. Umarım da biz de çok seviniriz çünkü Türkiye bu konuda öncüydü plaj güreşi için. Bu konu evet, tabii çok güzel bir sürpriz oldu biz. Bunu sizden duymuş olduk böylece. Kesinleşti mi Radika Hanım? Yani Los Angeles'ta göreceğiz derken bu bir temenni mi yoksa kesin karar alındı mı? Yok. Henüz kesin karar alınmadı. Sadece birinci dünya serisi Sarıgerme'deki plaj güreşi ve son Romanya'daki Köstence'deki 3 hafta önce olan dünya finali. İki tane ayrı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden değerlendirme komisyonu geldi. Henüz bilmiyoruz tabii sonucu ve nasıl olacak. Burada da aynı zamanda Los Angeles Olimpiyat Organizasyon Komitesi ile Sayın Nenad Lalubic'in temasları olacak. İnşallah olur. Bakalım komisyonun raporlarını henüz bilmiyoruz.
Aman, umarım olur. Bizim açımızdan da faydalı olur. Ayrıca güreşin daha popüler olması konusunda da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz gibi olur. Şimdi seçime bir geri dönelim istiyorum. Üçüncü kez yönetim kuruluna seçildiniz. Tekrar tebrik edelim. Ülkemizi güreşin en üst mertebesi olan Dünya Federasyonu'nun yönetim kurulunda temsil ediyorsunuz. İki kadın üyeden biri olarak seçildiniz. Nenad Lalovic başkanlığında yeni dönem başlıyor. Bu yeni dönem için neler planlıyorsunuz UVB yönetimi olarak? Bir takım değişiklikler olacağını duyuyoruz. Güneş'te yeni kuralların olma ihtimalinin olduğunu duyuyoruz. Seçimle ilgili öncelikle neler söylemek istersiniz? Sonrasında yapılacaklarla ilgili de konuşacağız tabii. Seçimle ilgili bu kongre gerçekten öbür kongrelerden biraz daha zordu. Sadece bayan olarak 5 tane aday vardı ki bu çok olan bir şey değil normalde. Toplam 14 tane aday vardı erkeklerle beraber. Japonya, Çin, Mongolia, Moğolistan ve Norveç ve ben. Bayanlar için adaydık. Kongrede bir hayli kalabalıktı. 105 ülke ve 17 yönetim kurulu üyesi oy kullandı kongrede. 70 bu 122 oyun içinde 79 oy aldım. Sevindim tabii doğal olarak. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu üçüncü ve muhtemelen son. Kongreyle söyleyebileceğim bu kadar. Kurallarla ve aldığımız kararlarla ilgili çok evet. Fazla güreş kurallarla oynamak istemiyoruz artık. Bizim teknik komitemiz senelerden beri çalışıyor ve mümkün olduğu kadar radikal kararları ve değişiklikleri yapmak istemiyoruz. Çünkü seyirci için bu zorlayıcı bir şey. Doğru. Yani bu seneki bir puan, sene iki puan olmasına hiçbirimiz istediğimiz bir şey değil. Ama gördüğünüz gibi görsellerde, organizasyonlarda ve spor prezentasyonuna inanılmaz adımlar attık. Çok fazla hem zaman hem kafa yorduk hem maddi olarak çok büyük yatırımları yaptık. Çünkü spor prezentasyonu her şeyden önemli bizim doğru. için. İşin şov kısmı çok önemli artık. Siz gazeteciler ve televizyoncular için çok önemli. Artık eski görüntüler yok. Çok daha güzel bir prezentasyon ve grafik ve bütün canlı skorlar vesaire. İnanılmaz bir IT departman kurduk. Ve arkadaşlarımız çalışıyor bu gelişmeleri yapmak için. Bize aktarabileceğiniz hemen yeni yönetim kurulunda görüştüğünüz kesinleşen yenilikler var mı? Söyleyebilecekleriniz neler bu konuyla alakalı? En önemli konuyu biliyorsunuz biz geçen yıla kadar 4 bayandık yönetimde. Şimdi 3 bayan kaldık ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin biliyorsunuz gender equality dediğimiz evet. kadın erkek eşitliği şu anda hem sporcular arasında hem yöneticilerin arasında IOC'nin çok önem verdiği bir şey. Onunla ilgili ve daha fazla kadın hem yönetim kurulunda hem kıta yönetiminde hem hakem olarak biliyorsunuz Paris 2024 yarı yarıya bayan erkek eşitlik olacak katılımcı evet. diye istiyorlar bütün sporlar için. Hem kıta yönetiminde hem uluslararası yönetim kurulu yönetiminde hem de erkek kadın sporcular arasında ve hakemler arasında bir mümkün olduğu kadar yarı yarıya bir eşitlik için çalışmalarımız var. Dediğim gibi
teknoloji IT departmanını daha fazla, daha hızlı sonuçları alabileceğimiz ve sosyal medya veya canlı yayınlarda, internetten yapacağımız canlı yayınlarda daha fazla hız vermemizi için çalışıyorlar. Grafikte ve TV'ye vereceğimiz verileri çalışmaları var ve bunlar hepsi muhtemelen Paris'e kadar son teknolojiyle şey yapacağız. Kura çekimi artık dünyada ilk federasyonu olarak blockchain kullanıyoruz kura çekiminde. Şu anda dünyada gözüken en sağlıklı ve en az dışarıdan bir şey yapabilecek sistemi. Onun için bununla gurur duyuyoruz ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ilk blockchain'i biz kullandığımız için, kurallar için ve daha düzgün olduğu için tebriklerini ilettiler ve başka bir uluslararası federasyonlara da onlara yardım etti bizim IT departmanı yapmak için. Onun dışında ayın 15'inde tekrar yeni yönetim, iki tane yeni yönetim kurulu üyemiz olduğu için tekrar bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Şeye, Türk takımına gelince, evet, önce çok sevindik hepimiz. Bronz madalyaların arkasında dün ilk altın madalya aldık. Bugün inşallah Rıza da tekrar madalya alır ve şu anda ilk takım olarak ilk üçteyiz. Evet. Maçların sonuçları nasıl olacağını öbür ülkelerinde belki iki, belki bir olma şansımız var. Teşekkürler. Şimdi Yasemin Adar Yiğit derken Murat abiyle de yine konuşuyorduk. Kadın güreşin tabii ki ivmelenmesini de sormamız lazım ve Yasemin Adar Yiğit hem Minder'de hem de artık o yönetici vasfında Güreş Federasyonu'nda da sizin de bildiğiniz gibi. Yani bir kadın yöneticimiz de var. En son olimpiyatlarda yine bir ilki gerçekleştirmişti kadın güreşinde elde ettiği dereceyle birlikte. Ve o da yani tüm benliğiyle güreşin içinde yani Yasemin özelinde olsun, hem aynı zamanda 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda da yine kadınlarda elde ettiğimiz dereceler. Yani Türkiye'deki bu hareketliliği, evet, nasıl bize yorumlamak istersiniz, sizden almak isteriz? İlk önce yeni federasyon başkanı ile beraber ilk defa bir bayan yönetici, başkan vekili ve yönetim kurulunda olmasına inanılmaz sevindim. Bunu aktif bir güreşçi olmasına, Yasemin olmasına daha da sevindirici bizim için. Yasemin gerçekten artık bir sembol haline gelmiş demek ki. O eskiden verdiğimiz savaşı kadınlarda takım oluşsun, takımlarda güreşsin diye. Murat sen çok iyi bilirsin ne kadar ben Güreş Federasyonu'nun genel sekreteriyken ne kadar zorlanmıştık bunu aşabilmek için. Ve hakikaten şimdi madalyalar gelince, güzel sonuçlar alınca böyle güçlü ve sadece güreşçi olarak değil, eğitimi düzgün olan, kendisini güzel ifade edebilen, entelektüel kadınlarımız hem sporcu hem yönetici olarak görmemiz gerçekten bence Türkiye için büyük bir adım. Evet, Türkiye için büyük bir adım diyor Murat gerçekten, abi. Gerçekten yani, çok güzel Buse özetledik. Buse Naz olsun birçok isim. Tabii tabii. Onunla birlikte hemen arkasından geliyor. Buse Naz var, Zeynep Buse Tosun var. Buse Çavuşoğlu, hemen düzelteyim Buse... benim hatam. Hemen boksa gittim. Buse Naz. Aynen aynen. Buse Tosun. Evet, Buse Tosun Çavuşoğlu. Buse Naz'ı da biliyorsunuz. Buse'lerimiz yani, karışıyor. O da yükseldi. Aynen, hemen öyle. Oraya bağlayalım. Hemen yani, toparlamak kadınlarda istiyorum. Kadınlarda çok fazla yeni yeteneğimiz var. Çok büyük gelişme kaydetti 20 senedir, son 20 yıllık süreçte sıfır noktasından nerelere geldik. Evet. Artık dünya şampiyonlarımız, dünya şampiyonu madalya kazanan, Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Olimpiyatta madalya kazanan kadın sporcularımız. Gerçekten güreşin geldiği nokta çok sevindirici. Şimdi yeni bir kadro, gençleştirilmiş, yenilenmiş kadrolarla dünya şampiyonasındayız ve şimdi de Greco-Romen'de gayet güzel başladık. Belki önümüzdeki saatlerde dünya şampiyonu da olacak takımımız. En kötü ikinci olacak ve elde ettiğimiz yeni madalyalar var. Dolayısıyla
Bundan sonrası için de umutlanmak için sebebimiz çok. Şimdi kadınlar zaten güreşe başladılar. Sonra da serbest takımımız mindere çıkacak ve oradan da eminim çok sayıda madalya gelecek. Ben ev sahibi avantajını sormak istiyorum. Şimdi Sırbistan'da yapılıyor dünya şampiyonası. Nenad Lalovic, Dünya Federasyonu Başkanı bir Sırp. Ve görüyoruz ki Greco-Roman de Sırbistan inanılmaz bir atak yaptı. 4 altın madalya birden kazandı. Yani bunu neye bağlamak lazım Rodica Hanım? Çok güzel bir soru. Herkes bunu soruyor bugün. Bence sonuçlar çok doğal. Biz zaten hepimiz çok özellikle seyrettik bu maçları. Zaten 2 tane madalya zaten Zoran eski dünya şampiyonu. O da sürpriz değil. Nemes defalarca dünya şampiyonasında ve olimpiyatlara giden bir sporcu olarak hepsini sadece bir tane sürpriz vardı anladığım kadarıyla. Evet. Tabii Rusya'nın olmaması da fırsat doğurdu. Onu demek istedim. Yani her şampiyonada Rusya minimum 3-4 madalya alıyordu. Onun için çok fazla şey yapmamak lazım. Yani gerçekten Sırbistan Greco'da iyiler. Evet. Yani hiçbiri o iki Nemes kardeşler ve Zoran olimpiyatlara katılmış olan sporcular, madalya almış olan sporcular, dünya şampiyonu olan sporcular, Rusya ve Beyaz Rusya'nın olmayışını doğal olarak bunu ve tabii ev sahibi olmasına seyirciler, bilmiyorum seyretme şansınız oldu mu? Salon inanılmazdı. Yani full kocaman bir salon ve full Sırp seyirciler tabii bunu da çok etkiliyor. Ama bizim için şahsen Sırpların madalya almalarına hiç sürpriz değildi. Çünkü gerçekten iyi bir takımları var. 5 sporcu var toplam. Evet. 5 ama sağlam. Sağlam gerçekten 4'ü altın madalya. Evet. Onun için başka bir şey aramamak gerekiyor aslında. Tamam peki bunu da sorduğumuz iyi oldu. Şimdi tabii sizin seçilmenizin ardından sadece yönetim kurulunda değil UVV'nin değişik komisyonlarında da kurullarında da görevli Türkler var. Aslında Yakşı ailesi aile boyu güreşe hizmet ediyor. Eşiniz Önder Yakşı da UVV'nin organizasyon direktörü aynı zamanda. Selan'ın da yönetim kurulu üyesi Avrupa Güreş Birliği'nin. Oğlunuz Ender de şimdi Paris 2024 olimpiyatlar öncesi önemli bir görev aldı. O da spor müdürü olarak çalışıyor ve 2024'de hazırlanıyor güreşte. Hepinizi aile boyu tebrik etmiş olalım biz. Aynen. Ve katıldığınız için teşekkürler. Eren'cim başka soracağımız bir şey var mı? Yani teşekkür etmek istiyorum. Sadece şimdi hani de bir bizler sonraki seansa yetişecekler tabii. Tabii çok doğru. Yani Sırbistan'da. Plaj güreşindeki hareketliliği takip ediyoruz. Diğer tarafta hani bize hep sorular geliyordu. Türkiye'de plaj güreşi hangi seviyede? En son yine elde ettiğimiz madalyalar da var. Türkiye olarak hani seriler devam ediyor. Ve burada da başarılı ve yeni isimleri duymayı da sürdüreceğiz tabii, diye inşallah. Söyleyelim o zaman. Yeni bir alan. Yakşı ailesini tebrik ediyoruz bir aynen, kez daha. Aynen çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Hem de hep sizi hem de Güreş Federasyonu bütün sporcular ve tabii Sayın Şeref Eroğlu'nun bütün çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili Eren, tabii ben şimdi ailenin 3 ferdini saydım ama onun dışında başka komisyonlarda görevli Türkler de var. İstersen onları da söyleyelim. Hatırlatalım abi. Tabii. Bize sonra gönül koymasınlar. Doğru olabilir. Biliyorsun olabilir. Profesör Doktor İbrahim Cicioğlu var. UVV ve Avrupa Hakem Komitesi'nin üyesi. Süleyman Şahin Marketing Komisyonu'nun üyesi. Profesör Doktor Süleyman Şahin. Profesör Doktor Ümit Karlı Bilim Kurulu'nun üyesi. Başkan Şeref Eroğlu Onur ve Teknik Komite üyemiz. Doçent Doktor Mehmet Özal da eski şampiyonumuz Mehmet Özal da antrenörler komisyonunun üyesi. Dolayısıyla UVV'de ve Avrupa SELA Avrupa Birliği'nde masa başında bakarsın. Da minderde olduğumuz kadar masa başında da güçlü olmaya çalışıyoruz. Bence bu temsilcilerin sayısı giderek artacaktır.